İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ekonomiye dair haberlerle başlayacağız. Daha sonra hem hukuk reformunun içeriği ekonomi anlamında neler getiriyor, özellikle yatırımcılar anlamında ne ifade ediyor, bunu konuşacağız. Diğer taraftan Türkiye İhracat Katkı Endeksine bakacağız, seramik sektörünü konuşacağız. Ve diğer taraftan biliyorsunuz 1-7 Mart deprem haftası, DASK, zorunlu deprem sigortasını değerlendireceğiz. Konularımızda bunlar var ama önce ekonominin başlıklarına bir bakalım, neler var. Dün insan hakları eylem planı açıklandı. Artık gözler önümüzdeki hafta açıklanacak. Ekonomi reform paketinde olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik reform paketiyle yatırımcılar bakımından ülkemizi çok daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz dedi Bakan Varank. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'ten not artırım sinyali geldi. Türk lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikasındaki değişimin Türkiye'nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu söyledi Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's. Diğer taraftan bugün enflasyon geldi. Enflasyon beklendiği gibi yıllıkta %15'in üzerine çıktı, %15,61. Şubat ayı enflasyonu geldi. Mart ayında da enflasyonun tepe noktasını görmesi, sonrasında da gerilemesi bekleniyor. %0,91 TÜFE'de aylık bir artış söz konusu. Diğer taraftan Ziraat Bankası'ndan takipteki borçlar için ödeme kolaylığı açıklaması geldi. Ziraat Bankası takipte borcu bulunan müşterilere yeni bir ödeme imkanı sağlayacak. Bu imkanla takip hesaplarında borcu bulunan müşterilerin ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibariyle takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. Ayrıntılarına bakacağız. EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Eşel Mobil Sistemini fırsat bilerek tüketicilerin mağdur edilmesine göz yummayacağız, asla izin vermeyeceğiz dedi. Biliyorsunuz zaman zaman benzine, motorine zam geliyor, artışlar geliyor. Ve bu zamlar Eşel Mobil Sistemi'nden karşılanıyor. Yani devlet alacağı vergiden feragat ediyor. İşte buna ilişkin uyarıda bulundu Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanı. Sektörün zehirlenmesine göz yummayacaklarını söyledi. EPDK olarak kar oyunlarına asla izin vermeyiz dedi. Diğer taraftan biliyorsunuz ülkemizde de aşılama devam ediyor. Çinli firma Sinovac'ın aşısı yapılıyor. Buna ilişkin faz 3 çalışmalarını başlamıştı Ekim ayında. Hacettepe Üniversitesi'nden açıklama geldi. Faz 3'ün sonuçları geldi. Aşının etkinlik oranının %85,5'e çıktığı belirtildi. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise %100. Yani aşı sonrasında COVID-19'a yakalanma konusunda etkinlik oranı, bunu engelleme oranı %83,5. Hastaneye yatışı engelleme oranı %100 olarak ciddi bir etkinliğe sahip olduğunu belirtiyor Hacettepe Üniversitesi. Bu da önemli bir gelişme ki aşılama hızla yapılıyor, devam ediyor Türkiye'de de. Dolayısıyla bu anlamda da umut verici, güzel bir gelişme. Şimdi piyasalara bakacağız. Evet, piyasalara bakacağız. Piyasalarda peki nasıl bir hava var? Hemen bakalım. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul'da yükseliş var. %1'lik bir yükseliş var. 1544 puanda Borsa İstanbul. Yükseliş devam ediyor. Dün de özellikle havacılık hisseleri önderliğinde bir yükseliş vardı. Bugün de yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. BIST %. BIST Banka'ya bakalım. BIST Banka'da 1416 puanı görüyoruz. Bankacılık endeksinde bugün yükseliş var. %1,27'lik bir yükseliş söz konusu banka endeksinde. Sınai endekse bakalım. Sınai endekste durum ne? Sınai endekste de %1,18'lik artış dikkat çekiyor. Sınai tarafta da yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. BIST %'de en çok artanlara bakalım. En çok artanlar indeks bilgisayar %10'luk bir prim var. Gözde girişimde %10'a yakın. Alarko Holding, Ozak GEO ve Aksa olarak sıralanıyor BIST %'de en çok artanlar. BIST %'de en çok düşenlere bir bakalım. Ford Otosan, Pegasus,
TAV Havalimanları, Tüpraş, Konya Çimento ki dün özellikle havacılık şirketlerinde yükseliş vardı. İyi bir hava yakalanmıştı. Hem Pegasus'ta hem de Türk Hava Yolları'nda ciddi primler vardı. Bugün bir miktar havacılık hisselerinde kar satışı dikkat çekiyor. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de durum ne? Dolar TL 7.37'den işlem görüyor. Yatay %0,14'lük bir artış var. BIST sınaiye bakalım. BIST, diğer taraftan Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de 8.89 seviyesi, 8.90'ın altında. Euro dolar paritesine baktığımızda Euro dolar paritesinde 1.20 seviyesini görüyoruz ve dolar endeksi, dolar endeksine de baktığımızda 90 seviyesinde hala. Peki Avrupa borsaları, küresel borsalarda durum ne? Avrupa borsalarında Londra, Frankfurt ve Paris artı da gördüğünüz gibi %1'lere yakın. Bir tek Madrid borsası, İspanya borsasında düşüş var %0,21. Dün de sadece İtalya borsasında düşüş vardı. Diğer borsalarda yükselişler söz konusuydu. Devam edelim Asya borsalarına bakalım. Asya borsalarında Çin %2 artta tamamladı. Japonya %0,51 artta tamamladı. Hindistan %2,28. Hong Kong %2,27 ve Güney Kore %1,29 artı da tamamlamıştı günü. Ve işte bu yansımanın etkisini görüyoruz küresel tarafta. ABD borsalarına baktığımızda negatif bir kapanış görmüştük ama vadeliler artıda. Dow Jones %0,55, Nasdaq 0,45, S&P 500 %0,44 artıda işlem görüyor. Diğer taraftan ABD borsalarından sonra ABD 10 yıllık tahviline baktığımızda 1,45 ki 1,60'ların üzerine çıkmıştı biliyorsunuz. Orada bir piyasalarda bir dalgalanma yaşanmıştı. Şu anda 1,45 seviyesinde 10 yıllık tahvil. Ons altına bakalım. Ons altında 1718 doları görüyoruz. %1'e yakın bir gerileme var ki altın tarafında gerilemenin devam ediyor. Gram altın ne durumda? Gram altın 408 lira. Gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüş tarafında 27 doların altında %1,5'luk kayıp var. Ve emtia fiyatlarında petrol, Brent petrol ve ABD ham petrole bakacağız. Brent petrol 63 dolar 38 sent. ABD ham petrolüne baktığımızda ise orada da 60 doları görüyoruz piyasalar tarafında. Hukuk reformu Türkiye'deki yatırım ortamını güçlendirecek. Yatırım ombudsmanlığıyla yatırımcıların işlemleri kolaylaşırken şeffaflık ve adil yatırım ortamı Türkiye'yi yatırımcılar açısından daha cazip hale getirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu hukuk reformu Türkiye'de yatırım ortamının güçlenmesine zemin hazırlayacak. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıkan İnsan Hakları Eylem Planı, yatırımcıya güven ortamı tesis edecek. İdare ile yatırımcıların arasındaki uyuşmazlıkları gidermek, bürokratik işlemleri hızlandırmak için yatırım ombudsmanlığı kurulacak. Ülkenin ulusal bazda yatırım alabilmesi, ulusal bazda bir yatırım destinasyonuna dönüşebilmesi için hukuk sisteminizin öngörülebilir hukuk devleti ilkesi çerçevesinde güvenceli hale gelmesi gerekiyor. Evet. Bu olmaksızın siz ne kadar işte ülkemiz cazip deseniz de ne kadar başkaca teşvik unsurları yaratsanız da hukuki güvenlik, hukuki öngörülebilirlik olmadan bunların tesis edilmesi, ortaya çıkması mümkün değil. O açıdan ben bu reform belgesini, bu eylem planında önümüzdeki hafta açıklanacak olan ekonomik reformlar açısından kritik anlamda ilk planda hukuki öngörülebilirlik ilkesinin ve şeffaflık ilkesinin üçüncü amacı, eylem planının üçüncü amacı olarak ortaya konulmasıyla temelinin atıldığını ifade etmem gerekiyor. Ayrıca yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılırken, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi bakımından tüm tarafların eşit imkanlara sahip olması da Türkiye'yi yatırımcı açısından cazip kılacak. Avrupa Birliği'nin doğrudan yabancı yatırımların izlenmesi hakkında çerçeve kararıyla uyumlu hukuki düzenlemeler yapılacak. Avrupa Birliği'nin doğrudan yabancı yatırımlarının izlenmesi hakkında çerçeve kararıyla ilgili uyum içerisinde çalışacağız. Yani AB'nin yabancı sermayeye baktığı gözle biz de Türkiye'de yabancı sermayeye bakacağız
gibi bir yorumu vardı. Bizce bunlar da çok değerli. Yatırım ombudsmanlığı da aslında bunun bir alt başlığı. Burada biz kendi yatırımcımızdan yabancı yatırımcıyı da ayırmadığımızı ve bunu dünyaya bu şekilde anlatmamızı da değerli buluyorum. Evet, işte bu önemli insan hakları eylem planını konuşacağız. Bunun içinde özellikle tabii çok geniş bir plandan bahsediyoruz. İşte 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet, 2 yıllık bir süreçte bunlar uygulamaya geçirilecek. Yani kademe kademe geçirilecek ama tabii kadına şiddetten tutun da çocukları ilgilendiren alanlara kadar çok geniş kapsamlı bir eylem planından bahsediyoruz. Ekonomiyi ilgilendiren alanları da var. İşte biz o ekonomiyi ilgilendiren alanlarını konuşacağız. Özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konuları konuşacağız. Ernst & Young Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü sorumlu ortağı Avukat Ahmet Sağlı karşımızda olacak. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi Ahmet Bey, hemen şunu sormak istiyorum. İhtisas mahkemeleri. Şimdi özellikle yatırımcılar açısından bu eylem planı içinde ihtisas mahkemelerin önemi nedir? Yatırımcılar mesela Türkiye'ye gelirken ihtisas mahkemeleriyle ilgili sizlere soru soruyorlar mı? Evet, çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi ilk önce ihtisas mahkemelerinden önce çok sizin bir önceki haberinizde çok kısa değinmek istiyorum. Hukuk reformu gerçekten çok önemli yabancı yatırımcı için. Biz baktığımız zaman yabancı yatırımcılarla çok fazla çalışma fırsatımız oluyor ve ilk sordukları soru bize ve ilk geldikleri zaman sordukları soru aslında hukuk sistemimizin ne şekilde olduğu, mahkemelerin ne şekilde karar verdiği, ne kadar hızlı karar verdiği ve ne kadar etkin olduğu. Şimdi eylem planına baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ve reformu diyorum artık. Birçok konu aslında bize sorulan birçok konu ve bu ne kadar kapsam dahilinde oldu. Ve bunların bu eylem planı bir an önce yürürlüğe sokulması halinde birçok konunun da aslında çözüleceğini görüyoruz. Şimdi sorunuza dönecek olursak ihtisas mahkemeleriyle ilgili olarak zaten Türkiye'de aslında genel kapsamda baktığımız zaman ihtisas mahkemeleri mevcut. İşte idari yargıda vergi idare mahkemeleri, adli yargıda ceza mahkemeleri, sinayi haklar mahkemeleri gibi. Ancak gelişen teknolojiyle, gelişen yapıyla dünyada, biraz önce de Avrupa Birliği'nden de bahsettim, dünyada artık ihtilafların şekli, ihtilafların taraflar arasındaki uyuşmazlıkların şekli çok daha detaylı bir yapı haline dönüştü. Dolayısıyla ihtisaslaşma hem hukukta diğer alanlarda çok daha önem arz etmeye başladı. Şu anda mevcut ihtisaslaşma bizim yargı sistemimizdeki ihtisaslaşmanın çok daha derinleştirilmesi gerektiği, özellikle enerji sektöründe, özellikle bilişim hukukunda ve özellikle iller bazında, bazı illerde ihtisas mahkemeleri olmasına rağmen çoğu ilimizde ihtisas mahkemeleri yok. Sinayi haklar mahkemeleri vesaire. Dolayısıyla bütün bunların genişletilmesi gereği ortaya çıktı. Eylem planı da aslında buna cevaz veriyor, buna cevap veriyor. Bir örnek vermek gerekirse, çok kısa örnek de vereyim. Kişisel verilerin korunması kanununda örneğin suç ceza mahkemesinde ihtilafların işlemesi, görülmesi. İşte burada artık ilgili idare mahkemeye, ihtisaslaşmış idare mahkemesine aslında bunu verilmesi ve bu ihtisaslaşmanın burada çözülmesi öngörülüyor. Dolayısıyla bu tür konuların ihtisaslaşılması özellikle finans konusunda da ve enerji konusunda çok önem arz ediyor bizim için. Bir an önce de bunların yürürlüğe sokulması ve bu eylem aslında için harekete geçirmesinin gerektiğini çok önemli görüyorum. Şimdi mevcutta ihtisas mahkemeleri var. Ama bunlar genişletilecek. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, yani mevcutta ihtisas mahkemeleri var bazı konularda. Kadastro gibi örnek vermek gerekirse, tüketici mahkemesi gibi. Ama olmayan mahkemeler de var, ihtisas mahkemeleri. İşte eylem planında bunu görüyoruz aslında. Enerji sektör bazlı, enerji sektörüne ilişkin, finans sektörüne ilişkin. Bu konularda da aslında ihtisas mahkemelerinin oluşturulması. Aslında iki boyutuyla bakmak lazım. Vaat alanların genişletilmesi, geliştirilmesi ve illerde olmayan illerde yaygınlaştırılması, ticaretin olduğu illerde. İki,
bu ihtisaslaşanla hiç olmayan ihtisaslaşmış mahkemelerin de yapılandırılması ve hakimlerin de ihtisaslaştırılması aslında ikiye ayrılmış durumda eylem planları. Peki bu ihtisas mahkemelerin yabancılar açısından önemi nedir? Neden önemlidir ihtisas mahkemeleri? Özellikle yatırımcılar açısından neden önemlidir? Hemen söyleyeyim. Şimdi eylem planının başında ihtisas mahkemelerinden önce şöyle bir ibareyle gittik biz. Aslında en önemli olan konu bu ve buradan gitmek lazım konuya. Hukukun güvenilirliği, şeffaflığı ve belirliliği. Tüm bunları aslında ihtisas mahkemeleriyle neyi sağlamaya çalışıyoruz? Biz bir, bu ihtilafların aslında ehil ve uzman hakimler tarafından, daha uzman tarafından, ihtisaslaşmış kişiler tarafından ve o ihtilafa ilişkin olarak ihtisaslaşmış kişiler tarafından çözülmesi. Bu bize neyi getirecek? Bir, hukuka güveni getirecek. İki, bu hakimlerle ilgili olarak, yabancılar açısından söylüyorum. Daha etkin ve daha hızlı karar vermeye getirecek. Mesela ihtilaflar özellikle durumda ihtisaslaşmış mahkemelerde çok daha hızlı, çok daha etkin ve hiçbir şey birikmeye neden olmadan ve tarafların mağduriyetinin engellenmesine neden engellenmesini sağlayacak. Dolayısıyla bu yabancı yatırımcı için de çok önemli bir şey. Özellikle yabancı yatırımında aracılık ve yabancı yatırım yaparken biraz önce de bahsettiğim ilk 2-3 konudan bir tanesi bu sorduğu şey. Çünkü malum yatırım yaparken kişiler tabii ki ekonomik duruma bakıyor, lokasyona bakıyor vesaire ülkeyle ilgili ama özellikle de hukuk devleti hukuka da bakıyorlar. Çok önem veriyorlar buna yabancılar özellikle. Dolayısıyla bu ihtisaslaşma hususu bunları sağlayacağını düşünüyorum. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Yelpazesi açısından baktığımızda işte imar, finans, vergi, bilişim tüm bu konularda ihtisas mahkemeleri yapılacak. Bunlar ağırlıklı olarak aranan mahkemeler midir? Özellikle yatırım anlamında ağırlıklı olan yerler midir? Evet. Yani şöyle bütün dünyada aslında bu şekilde. Çünkü baktığımız zaman bütün dünya şu anda neler öne çıkıyor? Ticaret bizde bilişim hukuku öne çıkıyor. Çok önemli bir konu. Ne çıkıyor? Finans önemli. Bankacılık ön plana çıkıyor. Ne çıkıyor? Enerji. Günümüzün en çok konuşulan sektörü ve Türkiye'de çok yoğun şekilde biliyorsunuz son yıllarda enerji sektörü gelişmeler. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman özellikle Türkiye için gayrimenkul sektörünü de dikkate alırsak çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancının Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne ilgisini de dikkate alırsak bu konudaki mevzuatlar ve bu konudaki yargısal kararlar ve bu ihtilaflar çok önemli yabancı açısından. Dolayısıyla bu özellikle bu sektörde yabancının da ilgisi olan bu dört sektörde, dört alanda ihtisaslaşmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir konu daha, ihtisaslaşmış olan bir fikri ve sinai haklar mahkemesi. Burada da eylem planında diyor ki bazı illerde bu mahkemeler yok. Bu illerde olmayan illerde de ve ticaret bu mahkemelerin açılması, daha doğrusu ihtisas mahkemelerinin oluşturulması öngörülüyor. Keza yine ticaret mahkemeleri de ticaretin yoğun olduğu illerde de ticaret mahkemeleriyle ilgili ihtisaslaşmanın oluşturulması öngörülüyor. Dolayısıyla tüm bu baktığımız zaman 6 tane konu yabancı yatırımcı açısından özellikle ve tabii ki Türkiye açısından da çok önem arz eden konular. Dikkat edilmesi ve bir an önce de üzerinde çalışılması gereken konular ihtisaslaşma. Peki, çok teşekkürler katkılarınız için. Avukat Ahmet Sağlı, teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, hukukta reform özellikle iş alanını etkileyecek, iş dünyasını etkileyecek, yatırımları etkileyecek önemli konulardan bir tanesi ihtisas mahkemeleri. Yatırımcıların yoğunlukla sorduğu, işlerin daha hızlı ve daha kolay yürütüldüğü bir mahkeme arayışı. İşte bu anlamda bazı ihtisas mahkemeleri kurulacak. Buna ilişkin detayları aktardık. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten not arttırım sinyali geldi. Kuruluş Türk lirasının güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikasındaki değişimin Türkiye'nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu vurguladı. Moody's'ten not artırım sinyali geldi.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türk lirasındaki güçlenmeyi, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikası duruşunun Türkiye'nin kredi notunu pozitif etkileyeceğini vurguladı. Moody's'ten yapılan açıklamada enflasyondaki düşüşün ve TL'deki güçlü duruşun korunması durumunda derecelendirme görünümünün dengelenebileceği belirtildi. Ülkenin güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir ifadelerine yer verildi. Moody's, büyüme görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede de daha güçlü bir küresel büyümenin yaşanmasının ve yaz aylarından itibaren yabancı turistlerin gelecek olmasının Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye için büyüme tahminini Şubat ayında 2021 için %3,5'ten %4'e, 2022 için %4'ten %5'e yükseltmişti. En son 4 Aralık'ta Türkiye'nin not görünümünde herhangi bir güncelleme yapmadığını duyuran kuruluş, yeni değerlendirmesini 4 Haziran'da yapacak. Enflasyon geldi. Tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında %0,91 artış gösterdi aylık. Yıllık enflasyon ise %15,61 oldu. Aylık bazda ana harcama gruplarından en büyük artış %3 ile sağlık grubunda görülürken, bu dönemde fiyatı en çok artan ürünlerde gıda ürünleri başı çekti. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay tüketici fiyatları endeksi aylık bazda %0,91 oranında artış gösterirken yıllık enflasyonda %15,61 olarak gerçekleşti. Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç olan özel kapsamlı tüfede aylık artış %0,79, yıllık artış %16,92 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksinde ise aylık artış %1,22, yıllık artış ise %27,09 olarak kayda geçti. Tüketici fiyatlarında ana harcama gruplarına bakıldığında aylık bazda en yüksek artış %3 ile sağlık grubunda, en yüksek düşüş %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Yıllık bazda ise en yüksek artış %23,74 ile ev eşyası grubunda kaydedildi. Onu ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler grupları izledi. Şubat'ta fiyatı en çok artan ürün %26,96 ile dolmalık biber oldu. Onu kabak, salatalık, patlıcan ve limon takip etti. Bu dönemde fiyatı en çok düşense %-19,04'te evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu. Onu karnabahar, ıspanak, kolonya ve yumurta izledi. Ziraat Bankası takipte borcu olan müşteriler için yeni bir kolaylık sağladı. Toplam borcu 1 milyon lirayı geçmeyenlerin tek seferde ödemek kaydıyla tüm faizleri silinecek. Ziraat Bankası takipte borcu olan müşterilerine yeni bir ödeme kolaylığı getirdi. Banka 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kredi borcunu ödememiş ve takibe düşmüş müşterilerine temerrüt ve diğer tüm faizleri silerek ödeme yapılmasını sağlayacak. Ödeme kolaylığı için faiz dahil toplam borç için 1 milyon lira sınır bulunuyor. Müşteriler takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek. Yapılandırma sınırı kurumsal ve tarımsal kredilerde 500 bin lira, bireysel kredilerde ise 100 bin lira olarak belirlendi. Takipte borcu bulunan müşteriler için getirilen bu uygulama 8 Mart'ta 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Dün Şubat ayı ihracatı gelmişti. İhracatta Şubat ayı rekoru kırılmıştı. Aylık olarak en yüksek Şubat ayı rakamını görmüştük. 2020 anlamında pandemiyle geçen bir dönem ve bu pandemiyle geçen dönemde de ihracatta kayıplar olsa da hedeflenen rakama ulaşıldı. 2021 için beklentiler yüksek tabii ki. Şimdi ihracata katkı sağlayan sektörlerden bir tanesiyle konuşacağız. Seramik sektörüyle konuşacağız. Türkiye Seramik Federasyonu desteğiyle bir endeks yayınlandı. Türkiye İhracat Katkı Endeksi. 2020 yılı son çeyrek verileri açıklandı. İnşaat seramikleri bu zorlu geçen 2020'de 20 sektör arasında baktığımızda Türkiye'de ihracata katkı yapan endeksler içinde en fazla inşaat seramikleri gözüküyor. 47,20 puanla. Onu giyim eşyaları 12,08 ve mobilya 7,36 puanla takip ediyor. 2024. çeyrek verileri Türkiye İhracatı Katkı Endeksinde en fazla katkının inşaat seramiklerinden geldiği, seramik sektöründen geldiğini gösteriyor. İşte bu konuyu konuşacağız. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı
Erdem Çenesiz konuğumuz olacak. Erdem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey, merhabalar. İyi günler diliyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi dün ihracat rakamları gelmişti. İhracatta evet pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşandı ki tüm dünyada yaşanan sıkıntılar ama baktığımızda Türkiye ihracat katkı endeksinde en fazla katkının seramik sektöründen geldiği göze çarpıyor 2024. çeyrek verileri itibariyle. Nasıl bir yıldı ve hedeflere ulaşabildi mi seramik sektörü? Evet, 2020 tabii zor bir yıldı. Daha doğrusu heyecanla başladığımız ama pandeminin ilk çeyrekte bizi etkilemeye başlamasıyla ikinci çeyrekte bir miktar tedirgin olduğumuz, hatta planlarımızı küçülttüğümüz ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte bütün sanayicilerin ihracata yönelmesiyle tekrar moralleri toparlayabildiğimiz bir yıl oldu. Sizin de biraz evvel sunumunu yaptığınız ihracat katkı endeksi aslında sektörümüzün ne kadar yüksek bir ihracatla çalıştığını anlatıyor. Yani ihracat ve ithalatımız arasındaki oranı bir endeks çalışmasıyla ekonomistler hazırlayıp sunuyorlar. Ve inşaat sektörü, seramikleri sektörü bu alanda 3 defadır Türkiye'nin en yüksek endeks puanına sahip olan sektör. Nasıl hesaplanıyor Erdem Bey bu? Yani bu ihracat katkı endeksiyle neyi kastediyoruz? En fazla ihracat yapan sektör olarak değerlendirmemek lazım. Bu katkı endeksinin detayında neler var? Hayır, tabii ki inşaat seramikleri en fazla ihracat yapan sektör değil. Ancak seramik sektörünü iki açıdan ele almamız lazım. Birincisi katkı endeksiyle, yani iç pazarda kullanılan tüm ürünlerin tüketiminde ne kadar yerli üretim yapılıyor ve ne kadar ithalat yapılıyor, dikkat ediliyor, hesaplanıyor ve toplamda sektörün ihracatı da aynı ürün grubunda yan yana endekslendiği zaman ithalatla ihracat arasındaki puanlamayla bir endeks oluşuyor. Yani seramik sektörü çok az ithalat yapıyor ama çok fazla ihracat yapıyor. Bu sebeple de endeks puanı çok yüksek çıkıyor. Ayrıca geçen aylarda açıkladığımız bir önemli verimizde ihracatta katma değer raporu çalışmamızdı. Burada da seramik sektörü %82 yerli katma değer oranıyla yine rekortmen. Yani her 100 dolarlık ihracatta seramik sektöründe 82 doları enerji dahildir bu rakama Türkiye'de kalıyor. Dolayısıyla yerli kaynaklarla ihracat yapan ve dolayısıyla katkısı yüksek olan bir sektörüz. Yani aslına bakarsanız ihracatta ithalatın payı oldukça fazla olabiliyor bazı sektörlerde. Yani dışarıdan ham madde alınıyor, işleniyor ve dünyaya satılıyor. Burada bir ithalatın içeride katkısı var. Ama seramik sektöründe bu oran diğer sektörlere göre en düşük katkı. Evet, evet. Değil mi? Dolayısıyla... Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani en fazla ihracat yapan sektör değiliz. Gayet güzel rakamlarla ihracat yapıyoruz. Ancak bizim ihracatımız Türkiye'nin ortalama yerli katma değer, yerli ihracat katkı puanına göre çok daha yüksek olduğu için aslında bizim ihracatımız ortalama ihracatın belki 4 katı kadar daha net döviz yaratıyor. Peki, şimdi burada 2020'de ne kadarlık bir ihracattan bahsediyoruz seramik sektöründe ve ağırlıklı olarak hangi pazarlar ön plana çıkıyor? Biz son 3 yıldır sürekli büyüyen bir ihracat hacmine sahibiz. 2018'den 19'a 5.7 büyüdük. 2019'dan 20'ye de yani 2020 yılındaki büyümemizde toplam seramik sektörü olarak %6.6 oldu. Ve bu rakamda da 1 milyar 300 milyon dolar barajını geçtik. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. Seramik sektörü hep gelişmiş pazarlara ihracat yapıyor. 2020'de de en büyük gelişen pazarımız Amerika oldu. Amerika ile işler iyi gidiyor. Biz daha da artıracağımızı düşündüğümüz bir pazar. Ve siz de şu anda ekranda paylaştığınız 2021 hedeflerimiz de son derece iddialı. 2021'de %12 gibi bir büyüme öngördük. Diyeceksiniz ki bu kadar büyümeyi nasıl yapacaksınız? Gerçekten üreticilerimiz dünyanın dört bir yerinde pandemi şartlarına rağmen kısıtlı seyahat imkanlarıyla, online toplantılarla anlaşmalarını, ihracatlarını yapıyorlar. Bir taraftan da bu ihracat için gerekli teknolojik yatırımlarını, üretimlerini artırmaya çalışıyorlar. İlk iki ayda bizim için gösterge, şu anda ilk iki aydaki seramik sektörünün toplam ihracat artışı
11.2 puan oldu. Yani %12'lik hedefimize paralel bir ilk 2 ay geçirdik. Ve biz inanıyoruz ki bu %12'lik hedefimizi tutturup 1 milyar 460 milyon dolar ihracatla 2021 yılını kapatacağız. Bu da %82'lik bir yerli katkı oranıyla düşündüğünüzde net yaratacağımız döviz miktarı son derece yüksek olacak, artarak devam edecek. Özellikle baktığımızda 2021'in tabii ikinci 6 ayında bir canlılık bekleniyor, bir hareketlilik bekleniyor. Bu hareketliliğin de tüm sektörlere yansıması bekleniyor. Bu rakamlar içinde o canlılık var mı, yoksa bu canlılık, beklenen canlılık gelirse, hatta talep patlamasından bahsediliyor. Böyle bir durumda bu beklentiler güncellenir mi? Şu anda ortalamalarda bu beklentiyi, yani bu hedefi tutturabilecek gibi görünüyoruz. Ancak bu hani ikinci yarıdaki oluşan canlılığın belki inşaat malzemelerinde veya ev yenilemelerinde olamayabileceği gerçeğini de hesaba katmamız lazım. Yani sanki bizim için ikinci çeyrek çok daha iyi bir dönem. Üçüncü çeyrekte normalleşmeyle beraber bizim büyümemizde bir miktar azalma olabilir diye projeksiyonumuzu yaptık. Ama toplamda yılı çok net inanıyoruz ki %12 ihracat büyümesiyle kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'de özellikle altyapı yatırımları çok fazla yapılıyor. Bunun yanında şimdi bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da da altyapı yatırımları konusunda ciddi çalışmalar söz konusu. Bunlar sizi olumlu etkileyecek mi ihracat olarak? Tabii ki, yani inşaatın konut tarafı bizi daha fazla etkiliyor. Ancak altyapının yanındaki kullanım alanı, metro inşaatları mesela, yaşam alanı, bizim özellikle kaplama seramikleri açısından bizim için bir pazar, bir canlılık olanağı. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Amerika pazarında ciddi bir artış yakalan dediniz. Bu nasıl sağlandı? Özellikle Amerika ile Çin ilişkilerindeki gerilme, Amerika'nın Çin'den alabildiği bazı ürünleri ikame edecek şekilde başka ülkelere kaydırmasına sebep oldu. Bu başlangıcıydı. Pandemi şartları da bizi Çin'e göre çok daha hızlı ulaşılabilen, kolay iletişim sağlanan, tedarik güvenliği olan, her türlü olumsuz şartlara rağmen gerek ülke yönetimi, gerek girişimci ve sanayicilerin cesaretle üretimlere devam ediyor olması, Türkiye'yi bizim sektörümüzde son derece önemli bir pozisyona taşıdı. Bu Amerikalılar tarafından da fark edildi. O yüzden Türkiye'deki tedarik miktarlarını oransal olarak artırıyorlar. Bir manada biz Çin'den pazar aldık Amerika pazarında. Bu geçici midir, kalıcı mıdır? Bu geçici bir şey değil, devam edecek. Bu geçici bir dönem midir, kalıcı mıdır? Yani tekrar Çin'e kayma ihtimali görüyor musunuz? Yoksa Türkiye bu pazarda artık bu pazarı aldı mı? Bu pazarı aldı. Aldığımız pay Çin'e göre çok büyük değil. Bizim için, tabii, önemli. Ama biz şunu düşünüyoruz ve planlıyoruz. Daha da fazla pay alacağız. Çünkü bunun verileri geliyor. Bize temasa geçen, bizde Türk firmalarıyla ilişki kuran ve 2020 ve 2021 yılı için daha fazla tedarik yapacağını belirten firma sayısı, alıcı firma sayısı giderek artıyor. Yani Amerika'da daha fazla büyüyeceğiz. Peki Avrupa pazarında? Avrupa pazarı zaten bizim iyi olduğumuz pazarlardan biri. Çok yakındayız ama bir gerçek var. Yakında olsak dahi oraya hala Çin'den bir tedarik vardı. Hı hı. Fakat tabii Avrupa, özellikle İtalya ve İspanya seramik alanında üretici ülkeler. Dolayısıyla zaman zaman bazı hatalara düşülüyor. Seramik Avrupa'nın çok fazla ilgilenmediği bir sektör gibi algılanıyor. Asla öyle değil. Avrupa seramikte hep büyümek istiyor. İtalya ve İspanya son 10 yıldır sürekli büyüyorlar. Asla bu işleri kaybetmek istemiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki çok yüksek yerli katma değerle çalışıyor. Onlarda da böyle. Yerli kaynaklarını dövize çeviren sektörler. Dolayısıyla Avrupa'da bir İtalya ve İspanya gerçeği var. Fakat biz bunlara rağmen özellikle şirketlerimiz son dönemde yaptıkları teknolojik yatırımlarla, yeni modellerle, yeni tasarım ve ebat anlayışıyla Avrupa'da da pazarımızı hızla değişen trende ayak uyduracak şekilde artırdık. Avrupa, evet, bizim gerçekten daha güçlü olduğumuz bir oyun alanı. Bu pandemi de bunu daha da perçinleştirdi ve inanıyoruz ki özellikle Türkiye'nin lojistik imkanları arttıkça, yani ro-ro transferi Avrupa'nın çeşitli yerlerinde arttıkça seramik ihracatı da paralelde çok hızlı artabilecektir.
Konteyner sıkıntısı yaşıyor musunuz sektör olarak şu anda? Tüm dünyada bir konteyner sıkıntısı var. Sizde de, sizin sektör içinde bu geçerli mi? Taşıma anlamında maalesef, ne kullanıyorsunuz? Maalesef konteyner sıkıntısı had safhada. Özellikle Amerika pazarında ilk 2 ayda bu %11.2'lik büyümemizde konteyner sıkıntısı olmasına rağmen bu rakama ulaştık. Haziran'a kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii bu çok önemli bir konu. Devletimizin de bu konuda tedbirli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'den boş konteyner sevkiyatı yapılmasının bir şekilde engellenmesi çok önemli. Buradan boş konteyner giderse bizim gönderebileceğimiz ürünlerde konteyner beklemeye devam ediyor. Stratejik bir konu. Mutlaka tedbirler alınacaktır. Ama Haziran ayına kadar da, Haziran sonuna kadar da bu problemin devam edebileceğini öngörüyoruz açıkçası. Peki, teşekkür ederiz. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, teşekkürler. Ben teşekkür ederim Serdar Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, seramik Türkiye İhracat Katkı Endeksinde ilk sırada. Yani ağırlıklı olarak ihracat, yani ihracat yaparken ithalat oranı çok çok düşük. Yerli imkanlarla yapılıyor bu ihracat ve üretim. Şimdi 1-7 Mart deprem haftası ve zorunlu deprem sigortası DASK da önemli. Peki ne kadar bilinçliyiz, ne kadar DASK konusunda, yani zorunlu deprem sigortası yaptırıyoruz ve işte o zorunlu deprem sigortasında sigortalılık oranı ne durumda, bakalım. Biliyorsunuz Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke, bölgelerine göre değişiyor. Ama işte Marmara bölgesi de riskli, İç Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, tüm bölgelerde aslında deprem yaşanabiliyor. Hatta bugün mesela, yani bölge olarak söylediğimizde, hemen komşumuz Yunanistan'da bugün bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yani depremler de hayatın bir gerçeği haline gelmiş vaziyette. 3 büyük ilde zorunlu deprem sigortası, bakın. İstanbul'da sigortalılık oranı %67,50. Ankara'da %43,72. İzmir'de %61,70, ki biliyorsunuz İzmir depremi de yaşandı. Dolayısıyla aslına bakarsanız hala maalesef ki düşük. Evet, artıyor zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı ama hala düşük. Bakın kaç konut İstanbul'da? 3 milyon 682 bin konuttan bahsediyoruz. Oldukça düşük diyebiliriz. Peki bu konuyu konuşacağız. Bu deprem haftası dolayısıyla neler yapılıyor? İşte buradaki son durumu konuşacağız. DASK koordinatörü Erdal Turgut konuğumuz. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Serdar Bey. Merhabalar. Şimdi deprem haftası ve sigortalılık oranından bahsediyoruz. Sigortalılık oranında yıldan yıla değişimler nasıl? Özellikle pandemi döneminde nasıl bir değişim oldu? Serdar Bey, teşekkürler yayın için. Ufak bir düzeltmeyle başlayayım. Ankara'da sayılar kaymış sanıyorum. Evet, sayılarda bir... Oran evet. 61'dir. Onu düzeltmiş olayım. Şimdi pandemi dönemi tabii bütün sektörleri etkilediği gibi sigorta sektörünü etkiledi. Özellikle dışarı çıkışlar engellendiği için sigorta yaptırma oranları da geçen senenin ilk dönemlerinde, o Şubat'ta başlayan, Şubat, Mart, Nisan gibi dönemlerde düştü oranlar, sigorta yaptırma oranları. Ama ondan sonraki dönemlerde özellikle kredi faizlerinin düşmesi, yeni konut teşvikleriyle birlikte o farkı çok hızlıca kapattık diyebiliriz. DASK olarak biz yılda yaklaşık %5 oranında büyüyoruz. Türkiye genelinde %57'lere geldik. Ve maalesef ki dediğiniz gibi deprem bölgesiyiz ve depremler tekrarlandıkça bu bilinç maalesef kendi içinde artıyor, ama biz istiyoruz ki deprem olmadan, bu yaşanmadan önce insanlar tedbirlerini alsın. Örnek vereyim, deprem yaşamış Bolu, Düzce, Yalova, Elazığ gibi illerde bu oranlar 95'lere kadar çıkan sigortalılık oranları var. Maalesef hiç yaşamayan illerde de 40'lar, 45'ler civarında var. Bu seneki hedefimiz, biz %100 sigortalılık diye bir kampanya başlattık. Bu anlamda da sigorta teminatlarını artırırken bu yıla has pandemiden zaten bunalan vatandaşımıza bir favor olarak da sigorta primlerini hiç artırmadık diye de bir müjde vereyim. Evet, bu bir kampanyaydı değil mi? Evet.
Ve 1 Ocak'la bu yıl sonuna kadar olan bütün poliçeleri kapsıyor. Önceki yapılan poliçelerin yenilemeleri için de geçerli. İlk defa sigorta yaptıracak sigortalarımız için de geçerli olacak. Geçen senenin fiyatlarıyla bu sene daha yüksek teminatlı poliçe yaptırabilecek. Evet, prim tutarı aynı ama teminat artıyor. Teminat enflasyon oranında arttı. Evet, 168 bin liraya çıktı bir konutun, 100 metrekare bir konutun şeyi teminatı. Ne kadar dediniz? Bir konutun maksimum teminatı 268 bin liraya çıktı. 268 bin liraya çıktı. DASK'tan alabileceği teminat 268 bin liraya çıktı. Şimdi dediniz ki deprem yaşayan bölgelerde bu DASK, zorunlu deprem sigortası oranı yüksek. %90-95'lere evet. ulaşıyor. Sonrasında ulaşıyor. Zaman geçtikçe azalma meydana geliyor mu? Bu aslında söylediğim rakamlar şu anki seyirde. Mesela Bolu'da şu an deprem yok ama 95'lerde oturuyor orası. Yani şöyle diyeyim Serdar Bey, İzmir'de de bunu yaşadık. Son depremden sonra günde %118 artışlar oldu. Böyle bir günde patladı üretimler geçen seneye kıyasla. Sonra bir ivme aşağı doğru iniyor ve şeyde belli bir yerde sabitleniyor. İzmir'de mesela 62'lere yaklaştı. O da 54'lerden geldi. %5-6 koydu üstüne. Artık ondan aşağı pek ineceğini sanmıyoruz. Yani orayı depremi yaşamış insanlarda bu bilinç oluşuyor. Şeyde o Düzce'lerde, Bolu'larda şu anki orandan bahsediyorum. Depremin üzerinden çok uzun vakit geçmesine rağmen orada bu oranlar korunuyor. Evet. İzmir'de 62'ye gelmiş, 54'ten geldi diyorsunuz. Evet, artış güzel, var güzel ama tabii ki daha yüksek olması temennimiz. Serdar Bey, bir tane bile poliçe kalmamalı, yani konut kalmamalı açıkta. Depreme karşı bir sürü önlem gerekiyor. Ama finansal anlamda hayatın devamı için en gerekli tedbirlerden bir tanesi DASK. Ve biz bunu çok da düşük maliyetlerle veriyoruz sigortalıya aslında. Ya öyle söyleyeyim ki depremin çok az riskli olduğu mesela Rize, Artvin o taraflarda 39 liralara 40 liralara kadar inen poliçe bedelleri var. Yani o kadar düşük ki vatandaşımızın hani parasal anlamda bu zamla yapılmadığı dünyada gerçekten birazcık gayret etse bunu çok kolaylıkla temin edebilir, hayatını garantiye alabilir. Yani oradaki alacağınız deprem sonrası yaşayacağınız o sıkıntıların hiçbir tanesini yaşamadan ertesi gün, çünkü çok hızlı ödemeler yapıyoruz. İşte o ödemeleri soracaktım, hasar ödemelerini. Şimdi 30 Ekim'de İzmir depremi yaşadık. Evet. Sonrasında ne oldu 200, peki? Sonrasında ne oldu Serdar Bey? Üçüncü gün ödemeye başladık biz. Yani cuma günü deprem oldu, pazartesi günü biz ödemeleri yapmaya başladık sigortalarımıza. Şu gün itibariyle 26 binin üzerinde dosya sonuçlandırdık. Ve 270 milyon lira varan bir ödeme yaptık. Bu gün be gün artıyor. Dünle bugün arasında bile fark ediyor. %95'leri bulan bir sigorta ödeme şeyimiz, hacmimiz oldu. Dosyaları kapattık. Diğerlerinde peyderpey ufak şeyleri var, eksikleri. Onları da kapatıyoruz. DASK tarihinde 760 milyon ödeme yaptık. Bunun yaklaşık 500 küsür milyonu, çok büyük bir kısmı 2020 yılına denk geldi. Bir tanesi bildiğiniz Elazığ depremi. Sonrasında da maalesef İzmir depremi. İzmir depremi de bugüne kadar ödediğimiz en büyük bedel oldu. 270 milyonları geçtik orada. Evet, 24 Ocak'ta Elazığ depremi ve 30 evet. Ekim'de de İzmir depremi. 2020 yılında en çok ödeme yaptığınız yıl oldu. Bugüne oldu. Kadar da 760 evet. milyon liraya ulaşmış durumda. Bugüne kadar yaptığı ulaştık, ödeme. Evet. Şunu soracağım. Evet. Şimdi dedik ya 1-7 Mart deprem haftası. Bu deprem haftasında, yani bu haftalarda buraya ilginin artması, işte bilinirliğin artması, bilinçlendirme amaçlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bilinçlendirme ile birlikte işte belki DASK poliçelerin daha da tabii ki artması amaçlanıyor. Neler yapılacak? Evet. Öncelikle bu yayınlar bile bu anlamda bir vesile. Çok teşekkür ediyoruz. Her platformdan sigortalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem hayatın gerçeği dediğimiz gibi ülke çapında büyük bir bölümü depremlerle uğraşıyor, uğraşacak da maalesef. Biz bu anlamda satış kanallarını özellikle hareketlendirmek için çok yakın tarihte bir kampanya başlatacağız o taraf için de. Sigortalı taraf için zaten zam yapmayarak bir kampanya başlattık. Satış kanallarımızı da böyle bir teşvik ederek o tarafta da bir şey başlatıyoruz. Çok yakın tarihte bir medya reklam programımız var. O hayata geçecek.
Okul müfredatlarına girdi deprem. Şehirler yarışıyor diye projelerimiz var. Bina şeye dayanıklı, depreme dayanıklı bina yarışmalarımız var. Her platformda sigortalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Yani aslında poliçe yaptırmamak için sigortalarımızın bir bahanesi kalmıyor diyebilirim açıkçası. Şimdi sizin asıl yani tahminim benim, tabii yanlışsa düzeltin. O sigortalığın arttığı, poliçelerin arttığı yerler yeni yapılan konutlar ve işte satışlarda gerçekleşiyor sanki. Ama asıl yapılması gereken, yani onlara da tabii ki yapılması gerekiyor, yapılmamış kalmaması gerekiyor da eski konutlar. Şimdi o kanala nasıl gireceksiniz? O kanalı nasıl arttırabilirsiniz? Aslında Serdar Bey, şey ayrımı yapmıyoruz biz. Sigortalı beyanıyla bütün konutları sigortalıyoruz. Yeni binalar dediğiniz gibi alım satıma konu oldukları için, özellikle tapuda bu arandı dediğiniz için, arandığı için gerçekten sigortalık oranı orada daha fazla. Bizim %30 civarında 2000 yılı öncesi konutumuz var. Gerisi %70 civarı şeyden sonrası. Gerçekten şey kısmında da güzel bir konuya temas ettiniz. Oradaki vatandaşın aslında şeyden, yeni binadan daha çok ihtiyacı var. Çünkü yeni bina daha sağlam, daha sağlıklı. Biz orada da şeyde, metrekarelerde onların çok ödeyebilecekleri küçük rakamlarda tüm şeyde, o basın yoluyla, reklam yoluyla bütün o sigortalara ulaşacak, onların nerelere gidebileceği, nereden başvurabileceği konusunda ön ayak olarak gerçekten onları kazanma yoluna gideceğiz diyebilirim. Ama orada şey de unutulmasın, deprem, DASK, zorunlu deprem sigortası mali bir önlem. Yani binanın şeyi, sıkıntısı varsa da tabii, bir an önce aslında o Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bağlantı kurarak binanın da depreme dayanıklı hale getirilmesi ayrıca önem atfediyor. Biz konu sonuçta parasını ödüyoruz konutların, ama Allah korusun o can kayıplarının önüne biz maalesef geçemiyoruz. Tabii ki onu hiç konuşmak dahi istemiyoruz. O en acısı. Diğer taraftan evet, şimdi elektrik, su aboneliklerinde işte DASK devam ediyor değil mi? Ediyor, evet ediyor. Bu önemli bir katkı sağladı herhalde. Sağlamaz mı? Gerçekten sağlıyor. Bunun gibi ne yapılabilir? Yeni... Aslında çok şey yapılabilir. Hani bundan beri denip bir sürü şey de yasaklanabilir. Kesinlikle artık başka hiç yapmadan olmaz bu iş denebilir. Kanunla bir sürü şey düzenlenebilir ama burada önemli olan bu bilinçle bu işin yapılması. Tabii. DASK'ın bu bilinçle alınması. Aslında bakarsanız DASK kendi başına sadece binanın yeniden yapımını karşılayan bir poliçe. Binanın kendi içinin de sigortalanması lazım. Biz eşyaları, içindeki muhteviyatı ödeyemiyoruz maalesef. DASK'ın üzerine sigorta şirketlerinden, Türkiye'deki faaliyet gösteren sigorta şirketlerimizden sigortalarımızın eşya teminatlarında, diğer teminatları da almaları çok önemli. O ferdi kazasından tutun, sağlığına kadar. Yani sigorta aslında hayatın olmazsa olmazı diyebiliriz. Özellikle o son zamanlarda sizin aracınızla duyurmuş olayım ben. Kredi bağlantısı kurulan işlerde, yani krediyle bir konut alındığında bazı durumlarda sigortaların aksadığı oluyormuş. Ve şeyde, İzmir'de böyle mağduriyetler yaşadık. Banka tarafının da, sigortalı tarafının da takip etmesi lazım. Yani sigortalı burada bankaya konuyu bırakıp da tamamen şey yapmasın. Gerçekten bina gidiyor, üzerine borç kalıyor, siz sokakta kalıyorsunuz. O kadar kötü bir durum oluşuyor ki. Orada ödeyeceğiniz 100 liralar, 200 liralarla hayatınızın böyle ikamete uğramadan devam etmesi için biz bir fırsat sağlıyoruz. Bu anlamda da bütün vatandaşlarımızı bu hafta vesilesiyle gerçekten sigortalarını yaptırmaya davet ediyoruz. Evet, yani sigortayı yaptırmak, sonrasında da takip etmek gerekiyor. Allah korusun, böyle kötü bir durumla karşı karşıya kalındığında sigortam var diyebilirsiniz ama takip edilmediği için belki... Evet, banka atlamıştır, evet. Belki ödeme yapılmamıştır, banka atlamamıştır, söylemiştir size, siz ödemesini evet, yapmamışsınızdır. Aynen öyle. Dolayısıyla sigortanız olmadığını o kötü durumda anlamak da daha kötü tabii ki. İnanın bizi çok çok üzüyor bu durum. Hakikaten orada sigortalıya bu bahsettiğiniz durumlardan bir tanesiyle karşısına çıkmak gerçekten bizi çok üzüyor. Peki, çok teşekkür ederiz. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, başarılar dileriz, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Serdar Bey, fırsat için çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, DASK zorunlu deprem sigortası yaptırmak gerekiyor, ihmal etmemek gerekiyor ve yaptırdıktan sonra da takip etmek gerekiyor.
Devam edelim haberlerimizle. Amerikan borsalarında yine bir Reddit hareketliliği yaşanıyor. Rocket isimli konut kredi sağlayıcısı şirket üzerinde yapılan yorumlarla harekete geçen Reddit üyeleri hissenin %71,2 oranında değer kazanmasına yol açtı. Reddit üyeleri yine iş başında. Yaptıkları yorumlar ve gerçekleştirdikleri alımlarla hisse fiyatlarında olağanüstü hareketlere yol açan forum üyeleri bu defa da Rocket'ı uçurdu. Wall Street Bets'teki mesajlarla harekete geçen Redditçiler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük konut kredisi sağlayıcısı olarak hizmet veren Quicken Loans'a bağlı şirketin fiyatında %71,2'lik artış yaşanmasına neden oldu. Ağustos 2020'de Rocket Companies ismiyle halka açılan şirket, Reddit forum sitesinin borsa konuşulan Wall Street Bets bölümündeki kullanıcılarından gelen taleple olağanüstü hareketlilik yaşadı. Sadece bir günde 306.4 milyon hisse el değiştirdi. 30 günde toplam 13 milyon hisselik hareketliliğin yaşandığı Rocket'taki olağanüstü fiyatlamalar dolayısıyla şirketin piyasa değeri katlandı. 3 günlük değer kazancı %113 olan Rocket'ın piyasa değeri ise 34 milyar dolardan 82.6 milyar dolara yükseldi. Şirketin %93 hissesine sahip olan Dan Gilbert ise bir günde servetine servet kattı. 25 milyar dolarlık artışla milyarderler endeksinde 19 basamak birden yükseldi, 16. sıraya yerleşti. Benzer bir hareketlilik GameStop hisselerinde de yaşanmış, şirket kısa sürede %1600 değer kazanmıştı. Dogecoin'de Reddit'in bir başka alt forumu üyeleri tarafından talep görerek bir gün içerisinde %422 artmıştı. Fitch altın fiyatı tahminini revize etti. 2021 için ons fiyat beklentisini yükselten kuruluş 2023 yılına kadar 1200 dolara düşebileceği uyarısında bulundu. Fitch demir cevherinin fiyatının ise arz sorunları dolayısıyla artış gösterebileceğini tahmin ediyor. Altın 2023 yılına kadar 1200 dolara düşebilir. Bu uyarı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten. Metal fiyatı tahminlerini revize eden Fitch, altında önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla zayıflama öngördü. Fitch, 2021 için fiyat tahminini ise ons başına 1400 dolardan 1600 dolara yükseltti. Ancak bu rakamda mevcut işlem seviyelerinin 133 dolar altında bulunuyor. Kuruluş 2022 içinse 1400 dolar tahmininde bulundu. Fitch, diğer metal fiyatlarında ise sınırlı arz, stok erimesi ve küresel ekonomik toparlanma ile birlikte talep artışı nedeniyle yükseliş öngördü. Kısa vadede en önemli etkinin demir cevherinde olacağını belirtti. Fitch, demir cevheri fiyatlarına ilişkin 90 dolar tahminini 125 dolara yükseltirken, alüminyum fiyatı tahminini 2021 için 1650 dolardan 1950 dolara çıkardı. Ekonomilerde başlayan kademeli normalleşme ile birlikte kruvaziyer turizminde geri dönüş başlıyor. Sektörün önde gelen şirketleri milyarlarca dolarlık kaybı telafi etmeye çalışacak. Sektörde tam normalleşmenin 2023 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte kruvaziyer sektörü toparlanma sinyalleri verdi. Salgın döneminde bütün faaliyetlerini durduran kruvaziyerler denize açılmaya hazırlanıyor. Pandeminin birinci yılı geride kalırken, geçen yılın Şubat ayında İngiltere'ye kayıtlı Diamond Princess gemisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle dünya gündemine oturan kruvaziyer sektörünün kaybı büyük oldu. Sektörün önde gelen 3 kruvaziyer şirketi Royal Caribbean, Carnival ve Norwegian Cruise Line geçen yılın 3. çeyreğinde toplam 5 milyar dolar zarar açıkladı. Sektörün en büyük 3 şirketi 2020 Mart ayından bu yana toplam 40 milyar dolarda borçlandı. Ancak ülkelerin aşılama çalışmaları, teşvik paketleri ve yeni önlemler sektörde umut oldu. Royal Caribbean pazarlama eksikliğine rağmen Kasım ve Aralık 2020'ye kıyasla bu yılın başından bu yana yeni rezervasyonlarda %30 artış gördüklerini açıkladı. Gelişme şirket hisselerini de %12 artırdı. Kruvaziyer şirketleri sıkı koronavirüs önlemleriyle denize geri dönecek. Salgın öncesi seviyeye 2022'de ulaşılması hedeflenen sektörde tam toparlanmanın ise 2023 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu haberle ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşçakalın.